X'i de bulduk. Buradan şimdi neyi bulacağız? Y değerini bulmamız gerekiyor. Y değerini de arkadaşlar nasıl buluyoruz? Bizim gerçek Y değerimiz yani 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı burada bakın burası önemli. 154'ün karesi bölü 100 diyoruz. Neden? Çünkü dirençte tersi vardı. Yani 1 bölü 10 ifadesi vardı. O yüzden dolayı u kare bölü s dememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar kaç çıkıyor? 0,556 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Hat 2 için bir de yapalım arkadaşlar. Hat 2 için baktığımızda R'miz kaçmış arkadaşlar? R'miz hat 2 için R'miz 22 yine olmuş. Çarpı yalnız buradaki ne farklı bakın. 380 bin voltluk baraya bağlı olduğu için buranın bara girilimi farklı oluyor arkadaşlar. 22 bizim gerçek direnç değerimiz çarpı S yani 100 megavolt amperlik bir güç taşıyabiliyoruz. Bölü U kare yani 380 voltun karesi. Bu da arkadaşlar küçük R'de kaçmış? 0,015 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Peki biz hat 2'nin X reaktans değerini bulmak istersek gerçek değerimiz yani 88 ohm çarpı 100 yani S baz bölü U baz kare 100 bölü 380 bin voltun karesi o da eşittir 0,061 per unit olarak bulduk ve bir de admitansın neyi değeri var arkadaşlar. Per unit cinsinden değeri kendi gerçek değeri 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 Siemens çarpı burada ne yapıyorduk arkadaşlar? U kare bölü S değeri yapıyorduk. U kare kaçtı? 380 bin voltun karesi bölü 100. O da arkadaşlar 0,953 per unit cinsinden değerini bulmuş oluyoruz. Bu soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Burada dikkat etmemiz gereken iletim hattının bağlı olmuş olduğu gerilim kaç volt ona göre işlem yapmamız lazım. Bakın birincisinde 154 bin volttu. R'si 0,093 fakat diğerinde 380 bin volt olunca ne oldu? Direnç değeri daha da düşük oldu. 0,015 per unit. Buradaki yerin değerleri ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Evet, yeni problemimize devam edelim. Şekildeki sistemde 100 megavolt amper ve 154 kilovolt baz değerlerine göre elemanların per unit değerlerini bulunuz. S baz 100 megavolt amper, U baz 154 kilovolt. Şimdi ayrı ayrı bulmak istersek, bakın şu burada ne var? Bir tane jeneratörümüz var. 14,4 kilovoltluk bir gerilim değerine sahip. Bir de neymiş? S gücü 150 megavolt ampermiş. Ve per unit cinsinden değeri de kaçmış arkadaşlar? 1,4. Trafonun ise dönüştürme oranı 15.000 voltu 154.000 volta yükseltiyormuş. Ve gücü 120 megavolt ampermiş. Ve buradaki per unit cinsinden reaktans da 0,1 per unitmiş arkadaşlar. Burada yıldız bağlı ve üçgen bağlı, üçgen yıldız bağlı bir ne var? Sistem var. Birisi 66 ohm, diğeri de arkadaşlar 20 ohmluk bir direnç grubumuz bulunmakta. Şimdi T için bir bakalım. T için baktığımızda arkadaşlar nedir? 0,1 yani gerçek değerimiz bölü 120. Dikkat ederseniz bakın burada 154 kilovolt eşit olduğu için gerilimleri hiç yazmıyoruz. Çünkü ikisinde de aynı olduğu için ne yapacaktır? Gidecektir. Sadece nelere dikkat ediyoruz? Güçlere 0,1 per unit bölü 120 megavolt amper eşittir. XT.
X'de trafonun arkadaşlar yeni reaktans değeri bölü 100 megavolt amper. O da arkadaşlar 0,083 per unit bulmuş olduk. Jeneratörün arkadaşlar 154 kilovolt baz gerilim olduğundan ve jeneratör de 155 15 kilovolt ne yapacağız? Alacağız. Neden? Çünkü buradaki bakın gerilim değerleri eşit olduğu için ne yapıyorduk? Diğerini aynısını yazabiliyorduk. Jeneratörün baz değerini arkadaşlar 15 kilovolt olarak alacağız. Bu da ne yapar arkadaşlar? XG'nin eski değeri 1,4 çarpı jeneratörün kendi gerilim değeri 14,4'ün karesi bölü 150 megavolt amper kendi güç değeri eşittir. XD jeneratörün arkadaşlar XD jeneratörün yeni değeri çarpı baz az önce hesaplamıştık 15 kilovolt karesi bölü S baz o da 100 megavolt amper olarak alıyoruz. Ve o da arkadaşlar XD yani jeneratör için per unit cinsinden değerimiz 0,860 per unit olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir de bakın burada yıldız bağlı bir sistem vardı. Burada RN dediğimiz yani nötr hattındaki direncini hesaplanmak istersek arkadaşlar 20 çarpı şunu yapıyoruz baştan. Şu 20 çarpı neydi arkadaşlar? S baz bölü U baz kare. Kaçmış arkadaşlar? 20 ohm çarpı U S baz 100 megavolt amper. Ve U baz kare de 154'ün karesi. O da işte arkadaşlar 0,084 per unit yapıyor. XN için yani şuradaki 66 ohmluk yıldız bağlı sistem için. Transformatörün çevirme oranı kaçmış arkadaşlar? 154'e 54 sabit olduğundan jeneratör tarafı için baz gerilimde yine aynı şekilde ne olacaktır? 15 olarak kabul edeceğiz. Burada arkadaşlar 66 ohm S baz kaçtır arkadaşlar? S baz 100 megavolt amper yine 15 olarak kabul edeceğiz. Şuradaki yapmış olduğumuz az önceki gibi işte eşit olduğu için ne yapıyorduk? Direkt 15 olarak yazabiliyorduk. O yüzden dolayı 15'in karesi diyoruz. Ve de o bize ne olarak karşımıza çıkıyor? 29,33 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yeni problemimize bakalım. Şekildeki sistemde arkadaşlar 100 megavolt amper bir gücümüz var. Ve 380 kilovoltluk neyimiz var? Baz gerilim değerimiz var ve bu değerlere göre her bir elemanının per unit değerlerini ne yapabilirsiniz? Bulabiliriz. Şimdi sorudaki şekli biraz inceleyelim. Bir jeneratörümüz var. Jeneratörümüz bir baraya bağlı ve jeneratörün değeri S arkadaşlar 150 megavolt amper. Gerilimimiz U gerilimimiz 13,5 kilovolt ve per unit cinsinden direnç değerimiz de arkadaşlar 1,8 per unit. Ve trafo birimiz güç değeri S arkadaşlar güç değerimiz 80 megavolt amper güç değerine sahip 15 bölü 160 dönüştürme oranına sahip bir kilovolt değerine sahip ve X trafo birinde per unit cinsinden reaktans da 0,1 per unit. Trafo 3'e bakalım. Trafo 3'te ise arkadaşlar bakın hatta ne bağlanmış bu? Sanki seri bağlı bir yapıya sahip baradan gelmiş ve baraya şu şekilde ne yapılmış? Daha doğrusu buradan bir ek alınmış. Buradan geliyor. Buradan bir ek alınmış. Hem buraya gidiyor aynı gerilim hem buraya gidiyor.
Burası da kaçmış arkadaşlar? Bakın dönüştürme oranımız 154'e 380 bin voltluk bir yükseltici transformatör var. T3 transformatörü ve bu transformatör de arkadaşlar 200 megavolt amperlik bir güce sahip. XT per unit cinsinden reaktans da 0,07 per unit reaktansına sahip. Trafo 2 de arkadaşlar 158 bölü 15 kilovolt dönüştürme oranına sahip, 110 megavolt amperlik bir güce sahip ve XT2'nin değeri de kaçmış? Per unit cinsinden 0,09 per unit cinsinden reaktansımız var. Ve jeneratörün de arkadaşlar 2'nin ne varmış? 120 megavolt amperlik bir gücü varmış ve 14,8 kilovoltluk bir ney var. Burada gerilim değeri var. Aslında hattımız şöyle. Buradan jeneratör 1 trafo 1 üzerinden ne yapılmış? Yükseltilmiş. Daha sonra buradaki trafo 3'e gelmiş. Yine jeneratör 2 buradan sağ taraftan ne yapılmış? Gerilim değerimiz üretilmiş ve bu yükseltilerek 158 bin volt ile ne yapılmış? Buradaki baraya aktarılmış ve bu transformatörde artık diğer iletim havai hatlarına aktarmak istiyor aslında arkadaşlar. Şimdi çözümümüze bakacak olursak T3 trafo 3'ümüzün değerini yazmak istersek arkadaşlar oran orantı yapıyorduk. Neydi? 0,07. Şimdi burada 380 bin volt baz değeri alacağımız için gerilimler sadeleşeceği için buraya yazılmamış. Aslında 0,07 çarpı 380'nin karesi XT3 çarpı 380'in karesi diye yazacaktık. Burada gerilimler aynı olduğu için ne yapıyoruz? Onları yazmamıza gerek yok. Yani 380 kilovoltluk baz değerimiz var ve trafo 3'ün de çıkıştaki gerilim değeri de 380. O yüzden dolayı ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. 0,07 bölü 200 neyi arkadaşlar? Megavolt amper gücümüz var. Eşittir. X trafo 3'ün yeni reaktans değeri bölü S baz. S baz soruda kaç verilmiş bakın. 100 megavolt amper olarak verilmiş. Bu da sonuç olarak X trafo 3'ün reaktans değeri arkadaşlar 0,035 per unit olarak ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. İletim hatları için arkadaşlar iletim hatları için ne var? Bizim T3'ün primer gerilimini baz gerilimini alacağız. Yani şuradaki 154 kilovoltu burada referans değerimiz alacağız. Bunun referans yani baz değerimiz aldığımızda X hat direncinin değerini çıkar arkadaşlar. 140 ohm. Bunu soruda vermemiş sanırım. Şurası 140 ohmluk bir neye sahipmiş arkadaşlar? Direnç değerine sahipmiş. 140 ohmluk bir direnç var. Burası önemli. 140 ohmluk burası direnci var. Bu soruda verilmemiş. Bunu yazalım. Burası 140 ohm. 140 ohm çarpı neydi? Yüzümüz bizim S bölü U baz kare. Bakın primer gerilimi ne alıyorduk buraya? Baz değerini alıyorduk. S neydi? 100. 100 volt amp. 100 megavolt amper ne alacağız? Buradaki biz güç değerini alacağız referans olarak ve buradaki de gerilimi alırsak arkadaşlar ne olur? 140 çarpı 100 bölü 154'ün karesi bize neyi verir arkadaşlar? İletim hattının per unit cinsinden değerini verir. O da 0,59 per unit arkadaşlar. Trafo 1 için bakalım. Trafo 1 için ne yapıyoruz? Ne demiştik? 154 kilovoltu almıştık az önce ya. Ben 154 kilovoltu alırsam bunun gerçek değeri kaçmış? XT1'in reaktansı yani 0,1 çarpı 160. 160'ın karesi bölü 80 megavolt amper. S'imiz 80'miş arkadaşlar. Eşittir. XT1 yeni değerimiz çarpı 154 baz değerimiz 154'ün karesi bölü 100 de bizim bakın bu
Şuradaki yüz değerimiz S baz yüz değerimiz. Bunu 154 aldık. Neden? Az önce açıklamıştık. Burada ne demiştik arkadaşlar? Baz değerimiz 154 aldığımız için, burasını 154 aldığımız için bunu da 154'e göre hesaplıyoruz demiştik. O da XT1 yani trafo 1'in yeni reaktans değeri de 0,135 per unit cinsinden ne bulduk arkadaşlar? Değerini bulmuş olduk. Ve generatör 1 için neyi bulalım bir de? Generatör 1 için generatör tarafındaki baz gerilim, bakın generatör tarafında generatör 1 kaçmış, bu 13,5, ama ben neyi buna referans alacağım? 15'te 160 ise 154'te kaç dememiz lazım? 15'te 160 ise 154'te kaçtır? Neden? Çünkü az önce burayı 154 referans değerimiz almıştık. 380 burası referans değerimiz, burası 154 kV referans değerimiz. Ben burayı 154 kV alırsam ne olacak? 160, 154 ise 15, bundan daha küçük çıkması lazım. Bakıyorum 14,44 kV olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Hesaplayabiliyoruz. Transformatör dönüştürme oranı sabit kaldığından yüksek gerilim tarafındaki baz 160 kV olacaktır. Yani generatörün değerlerine bir bakalım. Generatör arkadaşlar 150 megavolt amper, 13,5 kilovolt, 1,8 per unit. 1,8 per unit reaktansımız çarpı 13,5'in karesi bölü S baz 150 megavolt amper. Ve daha sonra generatörün yeni değeri neymiş arkadaşlar? 14,44'ün karesi, az önce bunu hesapladık. 14,44'ün karesi bölü 100 megavolt amper, zaten soruda vermiş 100 megavolt amper. Bu da generatör 1'in arkadaşlar reaktans değerimiz kaç çıkıyor arkadaşlar? 1,049 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Trafo 2'ninkine bakalım. Trafo 2'nin de yine buraya 154 referans alacağız. 158'i 15 ise 154'e kaç tutacağız? 15'ten biraz büyük çıkmasını bekleyeceğiz. 110 volt amper, 110 megavolt amper gücümüz ve 0,09'da per unit cinsinden değerimiz var. 0,09 trafo 2'nin reaktansı çarpı 158'in karesi bölü 110. Ne demiştik? 154 voltu referans alacağız. 154 XT2'nin yeni değeri çarpı 154 kilovoltun karesi bölü S baz, soruda ne vermişti arkadaşlar? 100 megavolt amper olarak vermişti. Trafo 2'nin de arkadaşlar yeni reaktans değeri kaç arkadaşlar? 0,86 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Bir de generatör 2'nin referans değerini bulalım. Şimdi generatör 2'nin az önce yapmış olduğumuz gibi 158'e 15 ise 154'e kaçtır diyeceğiz. 158'e 15 ise 154'e kaçtır diyeceğiz. Normalde bakın 158'de 15, 154'te daha düşük olması lazım. 15'ten küçük bir değer olması lazım. Baktığımızda 14,62. Generatör 2'nin değerlerini bir tekrardan bakalım. 120 megavolt amper, 14,8 kilovolt ve burada yazılmayı unutmuş 1,6'lık neyi var? Bir reaktansı var. 1,6 generatörün reaktans, per unit cinsinden reaktans değeri çarpı generatörün gerilim 14,8 kilovoltun karesi bölü 120 eşittir. XD yani generatör 2'nin per unit cinsinden yeni değeri çarpı 14,6, bakın az önce bulmuş olduğumuz referans baz değerimiz 14,6'nın karesi bölü S baz. S bazı nerede vermişti arkadaşlar? Bakın şu 100, şuradaki şu 100 ifadesi arkadaşlar. Bu da generatör 2'nin arkadaşlar yeni per unit cinsinden reaktans değeri de 1,366 per unit olarak bulmuş olduk. Bu şekilde bu problemimizi de tamamlamış olduk. Burada arkadaşlar referans ve baz değerleri, baz özellikle gerilim değerlerine dikkat edelim. Burada yüksek gerilim tarafında 380 olarak verdiği için buraya alıyoruz. Burasını 154 olarak kabul ettik. Daha sonra üretim tarafını 154 kV'a göre ne yaptık? Yeni baz değerlerini belirledik. Aynı tablolarda yapmış olduğumuz gibi buradaki gibi oran orantıyla da aynı sonuçları sizler de
bulabilirsiniz. Evet, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim.